Bismillahirrahmanirrahim Hepinizin ilahı tek ilahdır. Ondan başka tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde Allah'ın gökten indirip, kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında, emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için, Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Allah'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu ise bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür. Ey Resûlüm! Sen, mü'minlerin içinde olup da, onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan, diğer kısım gelsin.'' sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber, yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah, kafirler için, zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Gökten su indiren O'dur. Sonra biz onunla, her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, Ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bir ilk meyve verdiğinde, bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın. Elbette bütün bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır. Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde bakarsın biz onları ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder. Derken, oraya su indiririz de, orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte, ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız. Biz onları, on iki kabileye, on iki topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde ona, asanı taşa vur.'' diye vahyettik. Derhal on iki pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvasıyla bıldırcın da indirdik. Ve dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz. Fakat onlar, emrimizi dinlememekle, bize değil, asıl kendilerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlardı Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu Sizi temizlemek şeytanın pisliğini vesvesesini sizden gidermek kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu. Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Derken o yağmur sebebiyle insanların ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir. Ağ gibi etrafı sarar. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada geceliğin veya gündüzün birden emir çıkarırız. Bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün o şen manzara orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz düşünüp ibret alacak kimseler için ayetleri, delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur. Gök gürlemesi, hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de, duydukları saygıdan ötürü, onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken, onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir. O gökten yağmur indirir de vadiler dereler kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların zinet veya bazı eşyalar yapmak için Ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah hak ile batılı böyle bir temsiliyle anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip, size rızık olsun diye, onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O'dur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size rağm eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur. Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip, onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Allah gökten yağmur indirip, onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir.'' Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır. Karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek inkârınız ve nankörlüğünüz sebebiyle, sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı, size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız. Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver. Dünya hayatının durumu şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde, yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur, rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Odur ki yeri size beşik yaptı, orada sizin için yollar ve geçitler açtı, gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü, türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Süleyman'a da şiddetli rüzgara amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz. Ey insanlar! Eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız, bilin ki biz sizi ilkin topraktan, sonra bir nutfeden sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki kudretimizi size açıkça gösterelim dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki, daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün. Ama oraya bir su indirince, çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da, Gözü gönlü açan her güzel çiftten nice nebat bitirir. Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yem yeşil olu verir. Allah latiftir, habirdir, lütfu boldur, her şeyden haberdardır. Biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz. Ama dilersek onu yerden gidermeye de kadiriz. Yahut o kâfirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de koyu bulut, üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz. Baksana Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor. O gökten oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir de onun da dilediğini vurur dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alı verecek. Gün gelecek, gök beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek. Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de odur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz. O nesneler mi üstün yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar haktan sapan bir güruhtur. O nesneler mi üstün yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Allah müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir. Onlardan her birini, kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler. Eğer onlara gökten su indirip ölümünden sonra yeri canlandıran kimdir diye sorsan elbette Allah'tır diyeceklerdir. De ki hamdolsun Allah'a ki kafirler bile onun bu vasıflarını inkar edemiyorlar. Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur. Fakat onların ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar. Onun delillerinden biri de kah korku, kah ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de size rahmet eserlerini tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir. Allah, o azamet sahibidir ki, rüzgarları gönderir. Rüzgarlar, bulutları kaldırır. Sonra o bulutları, gökte dilediği gibi yayar, ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki, aralarından yağmur akıp duruyor. Derken onu, kullarından dilediklerine ulaştırınca, derhal yüzleri gülü verir. Eğer biz onlara sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar.'' Ey iman edenler Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınız her şeyi görüyordu. Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesafe Akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabı tattırırdık. Allah o yüce zattır ki rüzgarlar gönderir. Onlar bulutu kaldırır. Derken, onu ölü bir beldeye sevk ederiz. Ve onunla, ölümünden sonra dünya yüzüne hayat veririz. İşte, ölülerin diriltilmesi de böyledir. Biz rüzgarı, onun emrine verdik. Rüzgar, onun emriyle, istediği yere tatlı tatlı eserdi. Biz de onların üzerine, o uğursuz günlerde bir kasırga gönderdik. Bunu onlara, dünya hayatında bir rezillik ve rüsvailik tattırmak için yaptık. Ahiret azabı ise daha çok rüsva eder. Hem orada hiç kimse kendilerine yardım edemez. Gece ve gündüzün peş peşe gelip, müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah'ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için, Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır. Vakta ki, bildirilen azabı, vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş bir ruhu, böyle cezalandırırız. O tozutup savuran rüzgarlara, yağmur yüklenen bulutlara, kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere, emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki, halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. Biz dünyada ailemiz içindeyken, sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki, Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu. Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi, gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler. Biz onların üstüne o pek talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz mi? Yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz. Bunlardan Semud, o korkunç zelzeleyle yok edildi.